Vakai Vakvakiye Sultan Mehmet'in ilk devrinde yaşadığı önemli olaylardan biridir bu vaka. Padişahın pişmesini sağlamıştır. Yaşı da delikanlılık noktasındadır. Esnaf mal satmaya korkuyor. Hakiki değeri olan madenler rüşvetçilerin elinden yastık ya da toprak altına mahpus edilirken asker maaşları düzenli verilemiyor. Verilen paraların da ayarı çok düşüktü. Bundan asker de alışveriş yapılan esnaf da memnun değildi. Çoğu zaman birbiriyle geçinemeyen sipahilerle yeniçeriler anlaşarak padişahı ayak divanına çağırmaya karar verirler. Kötü yönetimleriyle devleti perişan eden, rüşvet alan 30 kişinin ismini bir liste halinde takdim ederek padişahtan kelle isteyecekler dediklerini yaparlar. Alay köşkünün penceresine gelen 14 yaşındaki padişah, Sultan Ahmet Meydanı'nı dolduran kalabalığın isteklerine boyun eğip, içlerinde Kösem Sultan'dan Turhan Sultan'a miras kalan Meleki Usta isimli kadının da bulunduğu 30 kişiyi asilere teslimi kabul eder. Vakvak efsanesi bir ağaçtır. 100 arşın yüksekliğinde olan bu ağacın insan başına benzer yaprakları rüzgarda birbirine dokundukça vakvak diye bir ses çıkardığı için bu isim verilmiştir. 5 gün süren bu isyanda birer ikişer ele geçirilip öldürülen 30 kişi Sultan Ahmet Meydanı'ndaki bir çınar ağacında başları aşağı getirilerek teşhir edilmiştir. Cesetlerin birbirine rüzgarda dokunmalarıyla çıkan sesten dolayı bu vakaya da bu isim verilmiştir. Gelelim Köprülü'ye. Arnavutluk'tan gelip Samsun'a yerleşen bir ailenin oğlu olan Mehmet, meşhur olduktan sonra yaşadığı yere ismi verilen bir kişidir. Şimdi Samsun'un ilçesi olan Vezirköprü adını ondan almıştır. Devletin alt kademelerinden yavaş yavaş yükselip vezirlik payesine erişen Mehmet Paşa'nın şahsiyeti pek parlak görünmez. Biraz siliktir. Onu ancak hususi sohbet arkadaşları tanır. İyi işler yapacağına onlar inanırlar. Bunlar mimarbaşı Kasım Ağa, tarihçi Solakzade, Hemdemi Efendi ile meşhur seyyah Evliya Çelebi'dir. 4. Mehmet henüz validesi Turhan Sultan eliyle tayinler yaptığından Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa tayini tavsiye edilirse de adı ortalıkta fazla dolaşmayan silik bir insanın ne yapabileceğini bir türlü anlayamayan valide karar veremez. Başka isimler üzerinde tartışılan bir gün Kasım Ağa Köprülü'nün kubbe vezirliğine tayinini temin eder. Geçen zaman içerisinde sık sık değiştirilen vezir-i azamlar makama uygun insanın bulunamayışındandır. Biraz daha iyi araştırıp en münasibi bulunmalı diye düşünürken kubbe veziri Köprülü'nün adını söyler Kasım Ağa. Valide pek ciddiye almak istemez. Köprülü Mehmet Paşa cevvaliyet ve dirayet isteyen bu yüce makam için pasif görünür. Evliya Çelebi o günleri İstanbul dışında Melek Ahmet Paşa'nın yanında yaşayan bir seyyahımızdır. Paşa'ya gelen bir haber üzerine aralarında geçen konuşmayı yazıyor. Şöyle: Kırım Sultanı Mehmet Giray Han'ın Çolak Dadaş isimli ulağı İstanbul'dan gelip Kırım'a giderken Paşa Efendimiz'e mektuplar getirdi. Okuyunca Paşa garip şey diye hayretle kaldı ve dedi ki: Evliyam, haberin var mı? Boynu eğri Mehmet Paşa sadaretten azledilip Köprülü Mehmet Paşa vezir olmuş. Bunun üzerine mühürdar Osman Ağa, gare ne günlere kaldık ki Köprülü gibi bir miskin, iki öküze saman vermeye kadir olmayan adam sadrazam oldu. İşte Köprülü'nün dışarıdan görünüşünün aynası o zaman böyle. Köprülü'yü valide sultanla görüştürürler. Valide onun sadarete gelmesine deneme mahiyetinde rıza gösterir. Köprülü'nün hemen atılacağını umar. Paşa hiç de meraklı görünmez. Şartlarım vardır sultanım der. Sultan valide şaşırır. Kul kısmının ne şartı ola ki talih güneşi üzerine doğmuşken bulut aramasının manası mı olur? Valide sultan şartlarını soruyor yine de. Köprülü Mehmet Paşa anlatıyor. Birinci şartı: huzur-u hümayundan ne telhis edersem kabul edilip reddolunmaya. İkinci şartı: rütbe ve tayinlerde müdahale olunmaya, azillere karışılmaya. Üçüncü şartı: üzera ve vükelanın işlerine hatır karıştırıp otoritem sarsılmaya. Dördüncü şartı: aleyhimde konuşanlar çıkacaktır. Onları dinleyip de beni dinlemeden hakkımda karar verilmeye. Bu şartlar kabul edilirse Allah'ın inayeti, duanız bereketiyle her işin üstesinden geliriz. Valide Sultan'ın cevabı: vallahil azim, bu ricaların kabul olunur. Köprülü'nün şartları padişaha takdim edildiğinde
Bu şartlara riayet olunmak üzere seni müstakilen vezir eyledim. Göreyim seni, nice hizmet edersin demiştir. Bunun üzerine köpüğü ağlayarak, şefketli padişahım, Allah ömrünüzü, devletinizi uzun etsin. Doğrulukla hizmetinizi görür, bu uğurda canımı veririm. Duanız bereketiyle Hak Teala başarılar nasip eyleye deyip huzurundan çıkar. Sadrazamlık süresi 5 sene 1 ay 15 gün tutan Köprülü bir rivayete göre 75, diğerine göre 85 yaşındaydı. İhtiyarlığı yapacağı icraate mani olmamış. Dahili ve harici pek çok hadiseyi halletmek için delikanlılar gibi enerji sarf etmiş. Devlet, genç Osman zamanındaki gibi başıboş insanların tahakkümüyle inlerken içeride hiç kimse huzur yüzü görmüyordu. Dışarıdan Venedik donanması Çanakkale boğazını tutmuş, Türk gemileri geçemiyordu. Hem de nice zamandır. Köprülü Mehmet Paşa'nın iyilik hanesine yazılan icraatı çok fazladır. İktidarda kaldığı süre içerisinde dirliği, düzeni sağlayıp devlete kaybolan itibarını kazandırdı. Ama günah hanesi de boş değil paşanın. Mehmet Paşa, meşhur kuyucu Murat Paşa'dan sonra Anadolu Türklüğünü ezen en müthiş tiptir. Kendisine ve hatta sadaletini vasiyet ettiği oğluna rakip olabilecek ne kadar siyaset ve idare adamı varsa hepsini idam ettirmiş. 100 kadar devlet adamı bu hunhar ve haris ihtiyarın kinine kurban gitmiş. Bilhassa Girit'in şanlı serdarı Deli Hüseyin Paşa merhum gibi şarkın ve gaybın hayran olduğu büyük bir milli kahramanı bir günah olarak idam ettirmekten çekinmemiş. Bütün mazlumların emvalin müsaade edip muazzam bir servet yapmış ve 5 senelik sadaretinde 36 bin kişinin kanına girmiştir. Ricaud, Köprülü Mehmet Paşa ile ilgili enteresan bilgiler veriyor. Bir sadrazamın şunları söylediğini yazıyor. Paşalara hitap eden sadrazam, kardeşlerim bildiğiniz gibi bu makamda ihtiyarlamak hemen hemen yok gibidir ve faziletin, itinalı ve kabiliyetli olmanın bir yararı yoktur. Kısacası sadrazamlar ölmelerini çabuklaştırmak için Tanrı'nın kanat taktığı karıncalara benzer. Nihayet şimdilik sadrazamın babası ve vezirlerin en bilge ve yaşlısı olan Köprülü Mehmet Paşa söz aldı ve sürekli olarak tehlike içinde yaşayan bir sadrazamın yerinde kalması için padişahın zihnini daima meşgul tutması ve dikkatini dış savaşlara çevirmesi gerektiğini belirtti. Koca Köprülü ile söylenecek söz çoktur ama şimdi sıra onun nasihatlerini dinleyen oğlunda. Hatice Turhan Valide Sultan'ın sayesinde padişahın da hiçbir işine müdahale etmediği sadareti ölümle noktalanan Köprülü, muktedir bir padişah gibi saltanat sürmüştü. Yerinde oğlu Fazıl Ahmet Paşa geçti. Osmanlı tarihinin en genç sadrazamı olan Fazıl Ahmet Paşa 26 yaşındadır. Padişah ise 20 yaşının içinde.